2016 yılında Alibeyköy Eminönü güzergahı üzerinde yapımı başlanan projesi çizilmiş ve yapımına başlanan tramvay hattını şimdi 2020 yılında kurdalesini kesmek CHP'ye nasip oldu. Adamlar ne yaptılar? Taşı taşın üstüne koymadılar. Sadece kurdaleyi kestiler. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, İmamoğlu, o oğlu bu oğlu toplanmışlar. AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetin üzerine bedavadan konuyorlar. Neyse bu bir ayrı. Bunun bir de ikinci siyaseti var. Canan Kaftancıoğlu bundan 4 sene önce 2014, 15, 16 yıllarında o zaman tabii İstanbul'un il başkanı değil yani. İl başkanı değil. O zaman bir DHKPC'li. O zaman bir ayaklanmacı, bir örgütçü. Ne yapıyor kadın? Ne yapıyor? Elinde taş, devlete taş fırlatıyor. Sapanla. Sapanla. O zamanki tweetlerinde bütün başörtülü kadınlara ne söylüyor? Neler söylüyor? Hakaretler ediyor. Başörtülü kadınlardan iğrendiğini, tiksindiğini ve peçeli kadınlar için olur olmaz bir sürü ağır kelimeler sarf ediyor. Bu 2020'de hani dedi ki Alibeyköy Eminönü tramvay hattının açılışında iki tane kadını yanına almış, biri sağ tarafında, biri sol tarafında. İkisi de başörtülü. İkisinin de baretler elinde. Baretler elinde. Diğer herkes de baret var, kendinde bile. Bu iki kadında yok. Niye? Göstere göstere başörtülü kadınlara biz değer veriyoruz. Bak, başörtülü kadınlarla geziyoruz. Bari yanına bir de imam alsaydın, %50 dinin üzerinden siyaset yapıp din tüccarlığı yapmışsın, %50. Bir de imam alsaydın, %100 olacaktı. Hani Erdoğan dedi ya, 2011 yılında paylaştı ya, İslamiyet'e biz yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız. İşte aynısını Canan Kaftancıoğlu ve CHP'lilerin hepsi yapıyorlar. Dini Recep Tayyip Erdoğan yaşar, Erdoğan ve AK Partililer yaşar. Tüccarlığını da CHP'ye yapmak kalır işte. Öyle uyduruktan iki tane başörtülü vitrin mankenini yanına sağına soluna alırsın. CHP'li sıralı ne kadar milletvekili varsa hepsi o. Bir tane başörtülü kadın var. Vitrin mankeni gibi yanına gelen resim çekiniyor gidiyor. Gelen resim çekiniyor gidiyor. Herkes onu paylaşıyor. Başörtülüye saygılar. Ellerinde bir tane var çünkü. Başka yok. Bir tane var. Vitrin mankeni. Hep aynı kadın. Ne güzel değil mi? Koskoca 83 milyonluk Türkiye'de adamlar başörtüye ve dine ne kadar uzaklar. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane ellerinde var. Model, top model. Hepsi onu kullanıyorlar. Helal olsun işte. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki top model videomuzda, başörtülü top model tüccarlık videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.